Resim Tübük'le sohbet. Bu programda işte makul bir sayıda gücümüz yettiğince, söylenecek sözümüz olduğu sürece belli sayıda program yaparak Besim Bey'le Besim Tübük'ün kim olduğundan, girişimciliğinden, Kıbrıs'taki yatırımlarından, yatırımcılıktan, yatırımcıların karşılaştığı zorluklardan, bir ülkenin yatırım dostu sayılabilmesi için nasıl olması gerektiğinden söz edeceğiz. Her hafta çarşamba akşamı bu saatte TV2020'de sizinle birlikte olacağız. Merhabalar Besim Bey. Merhaba. Programa hoş geldiniz demeyeceğim. Çünkü zaten bu programın formatı böyle. Yani misafir değilsiniz. Evet, program... Ama bu ismi diyaloğa çevirmek lazım ya. Değil mi? Eskiden diyalog... TV2020'nin. Tabii. Diyalog daha güzel. Onu biliyorsunuz ki sizin ve benim provokatif konuşmalarım sayesinde... Hem beni tahrik etti. Bilmiyorum. Benim getir, işim... Buyurun. Getirin şeyleri. Öyle evet. Getirin. Gazetecilerin işi... Besim Bey biraz provokatif olmaktır tabii. Çünkü konukları konuşturmak gerekiyor. Evet. Soruda şey yok. Şimdi tamam bırakın da ben hallederim. Çok teşekkürler. Evet, tabii benim... Yok, teşekkürler. Ha, süt benim içinde ama ben sütsüz, şekersiz. Ha, ben artık, ben süt alıyorum arada bir. Şekerden uzak durdukça Besim Bey, bugün bir muhabbeti oldu. Eskiden her akşam üzeri kan şekerim düşerdi. Ha. Ve şekerli bir şey, yani bir paça tatlı falan yemek ihtiyacını hissederdim. Bir 10 yıl kadardır şekerden uzak durdum ve o ortadan kalktı. Çok güzel yani. Yani öyle zaten bir ihtiyaç şeker, hissetmiyor vücudum. Şeker hiç yemek lazım diyorlar. Yani sinirleniyordum vesaire. O kan şekerim düştüğünde malum. Ve o, yani kurtuldum ondan. Sadece şekerden kurtularak. Belki de en fazla merak ettiğim şey Besim Bey benim. Muhtemelen izleyiciler de merak ediyordur. Girişimciliğinizin kaynağını. Yani sizinle ilgili yazılan birkaç kitabı da okudum. Yani çocukluğunuzu, ilk gençliğinizi az veya çok tabii o kitaplardan biliyorum da. Yani o çocukluğun ve gençliğin, yani sizin bu kadar girişimci olmanızda, çünkü çok varlıklı bir ailenin varlıklı çocuğu olarak işte bu girişimleri yaptınız, aile geleneğini devam ettirdiniz diye bir şey söyleyemiyoruz buna bağlı olarak. Dolayısıyla biraz çocukluğunuza gitmek istiyorum. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz size göre? Ya onu ben de bilmiyorum. Yani çocukluğumdaki birçok olay tabii beni etkilemiştir. O etkiyi o zaman fark etmiyorsun zaten. Tabii bir olay oluyor. Evet. Çok sonra yorumlayınca. Mesela çok enteresandır. 2-3 sene evvel bir şey aklıma geldi. Çocukluğumdan bir şey hiç düşünmemişim mesela. Ya o zaman değerlendiremiyorsun bunları. Çocukluğumda neydim? Çocukluğumda ben hiperaktif, zıpır, çok konuşan, geveze, ukala bir çocuktum. Peki de zıpır olmanın girişimciliği. Yani çünkü zıpır dediğiniz zaman veya işte çok konuşan, ukala diyorsunuz ya. Yani normal normları... kabul etmeyen anlamında davranış normlarını. Yani bu ille işte sorun çıkaran anlamında yok, söylemiyorum yok ama sorgulay... Ben şimdi yorumlayamıyorum. Mesela şimdi sen söyledin diye aklıma geliyor. İlk girişimim neydi diyeceksin. Bir gün bu ukalalık tabii. Bizim ailemiz Murgul'dan Fındıklı'ya. Yani bizim memleket Fındıklı. Murgul. Orada bakır fabrikası inşa evet. ediliyor. Babam 50'de oraya göç ettik. Yani ben de doğduktan 4 sene sonra. Ama normal olarak yaz tatilinde Fındıklı'ya dönüyoruz. Dede evine. Hmm.
orada denize giriyoruz, fındık topluyoruz vesaire. Mesela bir gün, ne zamandı herhalde, ilkokulu yeni bitirmiştim. Şimdi gelince aptalca bir şey, dedim ki ben gitmiyorum. Ne yapacağım? Ben ayran satacağım burada dedi. Çünkü o, oradan kazancı daha çok yok gördüm. Ya, o karalık işte ya. Şimdi tabii biz beş kardeş olduğumuz için, yani bir sürü amca, bir sürü dede, öyle çocukların pek önemi yok. Anne babam da pek iplemediler bile yani. Sadece kalırsa kalır burada dediler yani. Murgul'da kaldım. Oradaki bir akraba işte yoğurt, ayran yapıyordu. Ben götürüp bir köşede satıyordum mesela. Ulan baktım, sonra aklıma geldi ya. Bu bana bir şeyler verdi. Yani bu girişim. Mesela hafta içi ayran satarken birçok ayran elimde kalıyordu. Hafta sonu tam millet bir yere giderken benim durduğum yer iyi ise orada ayran satıp bitiriyordum. Öyle bir para da kazanmadık falan, ukalalık ettik yani. Sonra da bıraktık onu. Bu buradan aklıma geldi. Ama şunun önemi var mıydı? Yani ayran hem, yani ayran satmak, daha doğrusu ailenin peşine takılıp gitmemek fındık toplamaya, size ayrı bir kimlik kazandırıyor. İşte ukalalık bu. Yani onlara uymuyorsun. Tamam. Gruba uymayıp ayrı bir ayrılıyorsun. Şey ayrı. Bir de kazancı size kalıyordu. Çocuk kaldı olsanız herhalde, böyle. Bilmiyorum ya. Kalmıştır. Ne kadarsa o kadar. Yani iki tane ineğimiz vardı bizim aşağıda, ahırda, işte orada. Neyse canım. Ya ilk girişimim buydu. Pek başarılı sayılmazdı ama yani. Yani ilkokul çocuğundan daha ne beklenirdi ki? Yani bence sonra, bunu galiba ilk defa, yani kitaplarınızda bu yoktu. Yok, evet, ilk defa. Şeyde biraz beni şey açtı herhalde. Kars'a yatılı gittim ya. Evet. Ortaokula. Ortaokulun son sınıfına. Yani 58-59'da Kars'taydı. Yani 59'da Kars'ta ortaokul diploması aldım. Lelli Mecani diye bir imtihan vardı. Ona girdim. Yatılı şey. Onu kazanınca ben tabii güzel bir yere gideceğiz zannediyorum. Bursa gibi, öyle diyorlardı. Kars bize yakın olduğu için Kars'ı beni vermişler. Gittik babamla oraya. Babam çok da kötü bir yolculuktu ya, inanılmaz bir şey. Ya. Kamyon üstünde gidiyoruz, gece bir otelde kalıyoruz. 10 kişi aynı odada, şey yok. Otel değil yani. Soğuk. Neyse, zaten gittik oraya. Rezil bir sene geçirdim. Kötüydü şartta. Okul çok kötüydü. Her şey çok kötüydü. Fakat orada piştiğimi düşünüyorum. Biraz orada piştim yani. Ama girişimcilikten çok orada şey, hani büyük çocuklar vardı diye anlatırsınız, evet, ve onlara vardı, direnmeyi biraz. Vardı. Bir sürü, tabii insan bir sürü şey insanda yer ediyor. Yani bunu yorumlamak, şimdi rahat yorumlayabiliyorum. Sonra babanız batıya göç etti, İzmit'e. Evet, öyle oldu. Şimdi bizim ailede şöyle bir durum var. Ben 46'da doğdum. Yani 46'nın Nisan'ında. Yani baby boomer deniyor buna. Yani askerden dönenlerin çocuk yapması şeyine giriyor. Biliyorsun İkinci Dünya Harbi'nden sonra. Biz askerde. Harp bitince eve dönüyorlar. Hemen çocuk yapmaya başlıyorlar. Onun için baby boomer denir bu. 46'dan 60'a kadar doğanlara, aslında 46 ile 50 yeter baby boomer'a. Baby boomer denir. Orada büyük bir nüfus patlaması var ya. Yani. Neyse, 46'da doğmuşum. Bu dağ köyü. Pishala deniyor. Şimdi Arı'da adını vermişler. Bu Fındıklı'nın. Fındıklı'nın da eski adı bir şeydi. Sonra Fındıklı dediler. O bizim bu Türkçeleştirme hikayesi çok ayıp bir şey ya. Çünkü Viçe Rumca değil, çok eski bir şeyden kalma isim. Allah bilir nereden kalma. Biraz önceden kalmadı, bilmiyorum. Benim eski köyümde öyleydi, tutmadı Buda köyü. Rumca değil, Rumcası başka. Rumcası da zaten Kalehorio. Yani Buda başka, hangi dilden geliyorsa. Rumca diye değiştiriyorlar abi. Evet, değiştiriyorlar. Önemli olan zaten hangi dilden olduğu değil, Türkçeleştirme diyoruz buna. O gereksiz ya, çok gereksiz. Neyse, bu köyde ilk çocukluğum geçti. Onun için Lazca ana dilim benim. Yani köyde doğup köyde büyüyünce Lazca'yı öğreniyorsun.
kasabada doğup büyürsen öğrenemiyorsun. Çünkü kasabadaki çocuklarla Türkçe konuşuyorsun. Okula başlayacaksın zaten Türkçe. Mesela rahmetli abimle ben Lazca konuşurduk. Yani bilirdik Lazca. Ama benden ufaklar Lazca bilmezdi. Ama benim köy hayatından sonra işte babam şeye gitmeye kalktı. İş için yani iş imkanı var diye Murgul'a götürdü bizi. Bizim köy hayatımız çok primitifdi, onu söyleyeyim. Yani cilalı taş devri diyorum ben. Cilalı taş devri, yani yanamazsın. Köyde mesela dışarıdan sadece şeker ve tuz alınırdı. Mısır unu yapardık. Böyle beyaz un lükstü bizim için. Biz yetiştirirdik mısırı. Her şeyi biz yetiştiririz. Sebzeyi, şunu bunu. Annem zavallı, her Karadeniz köy kadını felaket çalışır. Hem tarlaya bakıyor, gübrelemeye bakıyor, hayvan sağıyor, oradan peynir, süt yapıyor. Arkasından çocuk bize bakıyor, bizim elbiselerimizi dikiyor. Ya inanılmaz bir, ben annemi düşündükçe rahmetliyi çok özlüyorum ve üzülüyorum o çalışmalarına. Yani Karadeniz kadını inanılmaz. Biraz rahatladı belki Murgul'a geldiğimizde. Ama yani ilk 4-5 senem köyde geçti. Sonra Murgul'a geldik. İşte Murgul'a ilkokul vesaire orada şey yaptı. Ama Murgul'a gelme nedeniniz babanız bakkal dükkanı açtı galiba. Hayır, değil mi? Murgul'da bakkal dükkanı açmadı. Babam Murgul'da önce bir eski bir bina aldı. Daha yeni geliştiği için ihtiyaç var. Kahve, lokanta ve 5 odalı otel. tamam. Sonra ufak ufak taahhüt işlerine girdi. Bakkallık yapmadı. Taahhüt işi dediğin ne işte mesela? Ufak bir duvar yapılacak. Orada yol yapılacak. Çünkü fabrika açılacak. Fabrika inşaat halinde. O da onu taahhüt olarak aldı. Ve aslında müteahhitlik karnesi aldı kendine. Ve 52, 53, 54'te müteahhitlik işinde ilerledi. Çok enteresan. 55'te mesela iyi bir iş aldı. Hatta kutlamasını yaptılar çocukken, hatırlıyorum. Siz 9 yaşında. 9 yaşındayım. 340 tane işçi evi yapılacak. 340 adet. Yoksa 240 adet. Yok, 42 adet. 42 adet işçi evi yapılacak. 340 bin liraya. 340 bin lira büyük para. 1953-54'ten bahsediyorum. Babam bu ihaleyi aldı. İnşaata başladı. İşte kamyon aldı. Bir sürü adam aldı işe. O briket yapıyor, bir şeyler. İnşaat başladı. İnşaat bitmek üzereyken evde hissettim ki babam çok zor durumda. 55-56'da Türkiye'de bir enflasyon patlaması var. Ve enflasyon patlayınca öyle arttırma yok. Ne taahhüt etmişsen onu yapacaksın. Fiyatlar çıktı. Biz ihale bedeli. Zavallı babam 340 bin liraya 42 evi yapacağım diye kontrat imzalamış. Ne oldu biliyor musun? Babam bunun sonunda bütün servetini, o zamana kadar birikimini kaybetti. Yani o şeydir. Yani bu 59-60'da bu fakirliği hissetmeye başladı. Zaten çok bizim basit bir aileydik yani biz. Öyle lüks bir aile değiliz ki. Ufacık bir ev. Aşağıda iki tane inek. Onu şey yapıyoruz orada. Kasabada böyle bir yaşantımız vardı. Ama bu bahsettiğiniz iş o zamanın ölçülerine göre önemli bir iş. İşte ne oldu? İhtilal oldu. Ben İzmit Lisesi'ndeydim. Birinci sınıfta döndüm. Babam dedi ki iş için Adapazarı'na gideceğiz. Orada bir ihale aldık. Orman yolu ihalesi. Ona bir ümit bağladı. Yani dedi ki yani burada bir iş aldım. Orman yolları yapılıyor o zaman. Gittik İzmit'e. İzmit'e gittiğimizde işte ihtilal oldu. Bütün ihaleler iptal edildi. Yani o zamanki askeri hükümet bu ihaleleri buldu. Nasıl bulduysa bizim ihalelere gitti. Zavallı babam kaldı İzmit'te.
İşte hızarlarımız vardı, şeylerimiz vardı. Ondan bir odun deposu açıp para kazanmaya çalıştı. Sonra da bir sene sonra İzmit'te tutunamadı, şeye döndü, Murgul'a döndü. Ben bir sene daha kalıp liseyi İzmit'te bitirdim. Liseyi de yatılı okuyordunuz herhalde İzmit'te? Yok. Yatılı şeyde okudum, Kars'ta okudum. Kars'ta okudun. İzmit'te nasıl kaldınız aynı? İzmit'te babam gittikten sonra ben ufak bir yer, ev kiraladım. Tek odalı bir yer, okula yakın. Orada kalıyordum. Lise talebesi olarak. Lise neyse. Son sınıf talebesi olarak. Ders verip para kazanıyordum. Para da yok. Yani babamız olduğunu biliyorum. Talebelere ders veriyorum. O da çok zor iş yani. Ona gelelim de, şimdi bu sizin anlatınızdan şöyle bir sonuç çıkıyor. Zaten sizin babanız girişimciydi. Babam girişimciydi, evet. Ve yani tamam, belki enflasyon gibi, ihtilal gibi olumsuzluklarla karşılaştı bu süreçte. Ama nihayette bu riskleri tabii öngöremezdi muhtemelen. Enflasyonun böyle bir şey olacağını nereden tahmin edebilirdi ki adam? Hiç tahmin edemezdi ve o zaman böyle bir kültür de yoktu. Devlet de enflasyonu düşünmediği için böyle bir mekanizma kurmamış. Şimdi var sözleşmelerde, evet. Eskalasyon sistemi derler galiba Türkiye'de, artırırlar. Bizde yok. Bizde olmadığı için bu devlet ihaleleri yürümüyor. Olsun, ne var abi? Yapmadılar. Bu nedenle bu işler çok yarım kalıyor. İşte şimdi Alsancak'ta yol yeniden şimdi başladı falan. Şimdi şeylerle ilgili bir hikaye anlatayım. Ben de travma yaratan. Şimdi ben şeyde lise son sınıf talebesiyim. Lise 2'de zaten üniversitede, lisede de çok ukala bir talebeydim yani. Çok kitap okuyan, her konuda laf eden. Bir de lise 2'de birdenbire sosyalist oldum. Herkese sosyalist tutukları atmaya başladım. Tamam mı? O sırada yaz geldi, bizimkiler şeye dönüyorlar, memlekete. Ben gitmeyeyim, burada kalayım dedim. İzmit'te yine. İzmit'te kalayım dedim. Bizim çıkıntılığımız var ya, oradaki müdür beni çok seviyor, lise müdürü. Çünkü o sırada bir münazara olmuştu, birincilik kazanmıştım falan filan. Çok popülerdim lisedeyken. Müdüre rica ettim. O da SEKA'da bir inşaat var. Oradaki SEKA'nın muhasebe müdürüne rica etti. Orada bana bir ambar memurluğu buldular. Yazın ambar memurluğu yapıyorum. SEKA'daki muhasebe müdürünün kızına ve onun yardımcısının kızına ders veriyorum aynı zamanda. Hem dersten para alıyorum. Hem memurluktan. Ambar memurluğu. Ve saatine de 2,5 lira alıyorum ders ücreti olarak. Ama bu arada depo memuru olarak da bir maaşım var. Onlar da göz yumuyorlar benim ders vermeme. Çünkü muhasebe müdürü önemli abi, parayı o veriyor ya müteahhide. Fakat o sırada ne oldu? Tabii o çok şey başımdan geçti de. Şimdi şey bitti, bu ambar memurluğu işi. Lise başladı, döndüm. 2,5 liraya ders veriyorum hala. Kendi kendime dedim ki ya 2,5 lira çok az abi, kurtarmıyor. Bunu nasıl 5 lira yapmak lazım? Nasıl yapacaksın 5 lira? Teklif edeceksin değil mi karşı tarafa? Düşünüyorum abi. O cesareti bulamıyorum kendimde. Giriyorum telefon kulübesine. O zaman telefon bizde yok. Tabii kulübeye giriyorsun. Onların ev telefonu var. Açıyorum telefonu. Karşı tarafta alo diye bir ses geliyor. Ben kapatıyorum. Abi 2-3 gün süründüm. Sonunda abi para, yani 2,5 lira kurtarır mı ya? Paraya ihtiyaç var. Sonunda telefona zar zor, alo ben Besim dedim, buyur evladım dedi. Dedim ki bu dedim şey ücretlerini dedim 2,5 lira olmuyor, 5 lira yapacak. Tabii evladım dedi, o kadar bitti ya. Fakat o 3 gün geberdim ya Hasan, yani düşündükçe böyle bir şey olamaz. Şimdi bundan ne gibi bir ders çıkarmak lazım? Piyasayı mı öğrendin? Ya yani, ne bileyim işte. Teklif etmedin. Ya hayat çok zor yani, öyle teklif etmek, istemek. Bak zor durumda olan bir adam bir şey isteyemiyor. Çünkü param varsa isteyebiliyorsun. Kaybedeceğini düşünüyorsun. Aa, tabii değil mi? Param varsa isteyebiliyorsun. Fakir adam hiç isteyemiyor. Buna benzer bir hikayem var benim. Gene buna benziyor. Şimdi Amerika'ya gideceğim EFS'le. Pasaport için Ankara'ya gitmem icap etti.
Zavallı babam bir miktar para yollamış. Onun da parası yok ama alan çocuk da bu parayı yemiş. Bana sadece 5 dolar verdi. Neyse gittik Ankara'ya. O sırada biliyorum zengin bir doktor var bizim köylü. Akraba. Bundan dedim biraz para isteyeyim. Bir 50 lira 100 lira isteyeyim dedim. Tamam mı? Gittim hastaneye. Bunu bekledim. Anons ettirdik. Geldi. Adam böyle geldi. Surat iki karış. Bana hani Besim nasılsın falan filan yok. Nasılsın diyor. İyiyim dedim. İsteyemedim abi para isteyemedim. Para isteyemedim. Otobüse bindim. Çay parası bile yok. Aç, sefil, perişan döndüm İstanbul'a. İsteyemedim para. Kolay değil abi para istemek. Ama siz sürekli ailenin korumasından çıkmaya çalıştınız. Yani ayran meselesi de aynı. Çünkü çocukluk ama nihayette aile gidiyor işte fındık toplamaya, fındık tarlasında. Yarı oyun, yarı yani çünkü hepimizin çocukluğunda böyle bir şey var. Şimdi tabii çocuklar biraz daha farklı büyüyorlar ama biz de işte fındık tarlasına gitmiyorduk. Karup toplamaya gidiyorduk ebeveynlerimizle vesaire. Biraz yardım ediyorsun, biraz oynuyorsun falan. İşte yiyecek, yiyecek falan, ekmek, şu bu, neyse. Herkes gibi böyle gidiyorsun. Siz ille de çizginin dışına çıkacaksınız. Yani abi, bakın mesela ben lise. Bende o çıkıntılık huyu vardı ya. Ukalalık vardı yani. Ama bu deneme, yani bu... Ya işte... Ama bana millet çok iyi davrandı şimdi düşünüyorum da. Hadi ulan derlerdi, dinliyorlardı benim saçma sapan şeylerimi. Söyledim ya sana sosyalizm yutukları. Tamam. Saçma sapan sosyalizm yutukları atıyorum. Herkes dinliyordu beni. Kimse bana hadi bilmem ne demiyordu. Enteresandı yani. Çok enteresan. Hayır, bu girişimlerin... Şimdi geriye dönüyorum da ancak yorumluyorum bunları. Şeyde de sonra üniversite yıllarında da siz sürekli çalıştınız bildiğim. Mecburen çalıştım. Mecburen çalıştım çünkü American Field Service benim hayatımı değiştirdi. Lise 3'te değil mi? Lise bizde 3'te, lise 2'deydi. Liseyi bitiriyordum. O sırada Field Service'e seçilince gittim. Tabii kaybetmeyeyim o şansımı diye. Sizin burada American Field Service'ten var epey arkadaş. Şimdi tabii oraya gidiyorsun, daha 16 yaşındasın, senin ailene benzer bir aileye veriyorlar seni. Orada kardeşin durumunda biri var, aynı odada kalıyorsun, okula gidiyorsun, şudur budur. Bir kere her şeyden evvel lisan öğreniyorsun, yani İngilizce öğreniyorsun. Bizim lisede öğrendiğimiz İngilizceyle bir şey yoktu yani, sıfırdı bir yerde. Ondan sonra yeni bir şeyle karşılaşıyorsun, ortamla. Benim için en eğitici... Herhalde diyorum, Amerika'daki o bir senemdi. Çok yoğun ve eğitici geçti. Türkiye ile ilgili konferanslar veriyorsun. Bir sürü yaşlı adam seninle sohbet ediyor, bir şeyler anlatıyor. Sen bir şeyler anlatıyorsun. Hocalarla yoğun bir diyalog halindesin. Yani American Field Service'ten döndüm Türkiye'ye. Meğer babam hastaymış, kansermiş. Ya bunu size tabii ki söylemezlerdi veya yazmazlardı. Ve kimse de söylememiş bana bunu. Tamam. Siz o yıl mı vefat etti babanız? İki ay içinde vefat etti. Kucağımda öldü. Çok çok şeydi.
Sanırım babanızın vefatından sonra anneniz sizin yanınıza geldi. Öyle değil miydi? Yok, gelemedi. Murgul'da kaldılar. Kimsede para pul yok. Ya onları geçen de düşündüm de hiç farkına varmamışım ya o yaştayken. Şimdi 17 yaşındayım. Babamı gömdük. Babam birçok insana yardım etmiş bir adamdı. Büyük bir cenaze töreni oldu Arhavi'de. Döndük Murgul'a. Şimdi abimle birlikte İstanbul'a geleceğiz, tamam mı? Okula, üniversiteye. Ben giriş sınavlarına gireceğim. Abim zaten üniversitede. Yani 63 sonundan bahsediyorum. Bindik böyle ucuz bir şeylere. Kamyondu, şuydu buydu. İstanbul'a geldik. Hiçbirimizde de para yok. İstanbul'a gittik. Bizim memleketten bir çocukların bir odası var bir yerde. Oraya girdik, yerde yatmaya başladık. Hiç bunu tabii karşıladım. Şimdi aklıma geliyor. Para pul hiçbir şey yok. Yemek içmek için para yok. Çocuklar şey istiyorlar mesela. Kelle paça bir şey. Kelle alıyorlar. Ben alıyorum. Ucuz şarap alıyorlar. Biz de orada bedava iyi içiyoruz. Fakat bir şey aklıma geldi ya oğlum. Hasan. Ama bu yeni aklıma geldi. Hiç buradan eziklik duymadım ben hiçbir şekilde. Yani biz orada kalıyoruz. Çocuklarım, benim hikaye masal. Gene onlara ukaralık ediyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Yani öyle bir eziklik duyar yani öyle bir şey yok. Daha bir iki sene evvel ne aklıma geldi biliyor musun? Yahu biz iki kardeş İstanbul'a gidiyoruz. Parasız pulsuz. Evet. Bir sürü akrabamız var. Bu adi heriflerden hiçbiri ya alın çocuklar 50'şer lira demedi ya. Yeni aklıma geldi ya. O zaman hiç fark etmemişim yani. Para yok, gittik. Fakat geri dönünce, ben şimdi çocukluğumdan retrospekt mi deniyor ne, geri dönünce yorumlarım çok daha değişik oluyor. Vay anasını falan diyorum ya, vay puş herifler vay. Birçoğu da babamdan istifade etti, babam sayesinde para kazandı. Herkes bizim durumumuzu biliyor. Nasıl devam ettiniz Besim Bey? Sonra yani bir iş bir şey var, hatıratınızda öyle bir şey var. Annenizi de alıyorsunuz. Hayır, o sonra rehberlikten para kazanınca 65'te rehberliğe başladım. 64'te rehber oldum. 65'te rehberliğe kazanınca hiç unutmam bir 10 bin lira para biriktirdim. Annemi ve kardeşlerimi Ankara'ya getirdim. Ufak bir daire tuttuk siyasal bilgilerin yanında ve birlikte yaşamaya başladık. Sonra da İstanbul'a geldik. Çünkü İstanbul'da rehberlik yapıyorum. Üniversiteye devam etmiyorum zaten. Yani annemi ve kardeşlerimi getirmem. Sizi biraz field service kurtardı yani. Field service. İngilizce olmasaydı ben ne iş bulabilirdim? Ne İngilizce ders verebilirdim? Ne tercüman rehber olup turizm sektörüne girebilirdim. Olsam fakir bir talebe olarak üniversiteden mezun olup devlet memuru olurdum en iyisinden yani. Veya üniversitedeyken muhtemelen bir iş yerinde çalışırdınız ki nitekim çalıştınız değil mi? Zaten bu şey de öyle otellerde oldu. Otellerde gece resepsiyonda falan çalıştığınızı okudum. Benim turizmdeki esas işim rehberlikti. İşte Amerikan dershanesinde çalıştım bir sene. Hem gece müdürü hem de onun resepsiyonunda durduk. İşte para alıyorduk. Bir de orada bedava yatıyorduk. Gece kalacak yere düştü. 63'te döndüğüm zaman o işi buldum abi. Dedim ya hani milletin orada bedavayı biçiyorduk, yatıyorduk odada. Ben dolaşıyorum devamlı iş bulmak için sonunda. Mr. Webster diye çok iyi bir Amerikalı vardı. Ondan bir sohbet ettik. Adam bayıldı bizim fikirlerimize. Biz de eski palavraları sıkıyoruz tabii. Anladın mı? Palavraları sıkıyoruz. Beni hemen işe aldı. Hiç unutmam. 400 lira maaşla işe aldı abi adam. Ve çok para. Işte, o zaman için iyi para. Üstelik işte akşam işi yani öyle şey. Ondan sonra işte şey oldu. Üniversite hayatı devam etti falan filan da işte rehber olduk, bilmem ne olduk. Fakat enteresan tabii yani senin sohbet sayesinde hatırlıyorum şimdi.
Geçen de beyin öyle bir şey, dürtme diye bir şey var biliyorsunuz. Şey internette de var, dürt diyor. Yani bu beynimizi de dürttük sonra. Ya çalışıyor. geçen de bir şeyde dizide şey vardı. Bir çocuk çok fakir de işte bir yerde çalışıyor, bir lokantada. Onlara kemik veriyorlar. Diyorlar ki bu kemiği al, köpeklerin oraya koy diyorlar. O da alıyor kemiği, evine götürüyor. Çorba olsun yapıyor diye. Çok acıklı bir durum değil mi? Evet. Biz hep kemik alırdık Ankara'da, İstanbul'da biliyor musun? Neyse, bu aklıma geldi ya. Politize etmeyeceğim ama geçen gün Twitter'da gördüm. Kemiklerin kilosu 40 lira. Biz 150 Türkiye'de kuruşa, tamam da normal o. 150 kuruşa alıyorduk. Bak dikkat et. Biz 3-4 sene hiç et almadık zaten. Hep kemik aldı annem. Annem kimse de bundan gocunmazdı yani. Benim ne kardeşlerim ne ben. Aman biz kemik alıyoruz. Ne olacak lan gidiyoruz. Kemik alıyordu. 150 kuruşa kilosu. Belki o kemikle işte fasulyeydi, şuydu buydu. Yani çünkü öyle o yani, şekilde dünya kadar aile hiç aklıma vardı. Gelmemişti bu. Hiç aklıma gelmemişti. Sonra bunu söyledince ulan ne oluyor ki dedim ya. Biz 3 sene sadece kemik aldık. 3 veya 4 sene. Hem Ankara'da yaşarken hem İstanbul'da yaşarken hiçbir zaman ete 1 kilo et falan almadık. Kemik aldık sadece. Olur böyle şeyler. Bunlar pozitif şeyler. Kötü şeyler değil yani. Pekala, tam da pozitif tarafını sormak istiyordum. Yani bu sizi o yıllarda da şimdiki bakışınızla tabii. Yani bakın her zaman iş aradınız. Her zaman yeni kazanç kapısı aradınız. Hem kendiniz için hem aileniz için. Yani şimdi zaten yaşadığınız duygusallıktan belli. Muhtemelen anneniz, yani tamam babanız için üzüldünüz de, yani muhtemelen anneniz için daha fazla ne diyeyim, yani duygusal bağlarla bağlısınız. Çünkü o kadın işte bir şekilde bu kadar, kaç kardeşsiniz? Beş. Çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan bir kadından söz ediyoruz yani burada. Yani mesela onun ayrı... Ama benim hayatım çok renkli geçti canım. Şanslı geçti. Bakma seni ya. Ya bunlar acıklı gibi görünebilir ama benim hayatım çok renkliydi. Dediğim gibi bunlar beni hiç o zaman hiç etkilemiyordu ya. Ben hiç, yani düşünüyorum şimdi de hiçbir zaman yani böyle olmuş, şöyle olmuş. Şimdi Ankara'ya geldim, orada da iş arıyorum. Tabii siyasal bilgilere bir sene geç geldik ya, işte imtihana girdik falan filan o hikaye. İş arıyorum, tamam mı? Bir İngilizce tabelası olan bir şey varsa oraya giriyorum tabii. Orada çünkü İngilizce geçerli. Tabii hepsinden kovuluyoruz. Şey yok. İşimiz yok kardeşim. Biz ararız seni diyorlar da telefonum yok, bir şeyim yok. Nasıl şanslı olduğunuzu söylüyorsunuz? Şimdi o sırada biri dedi ki EAD var dedi. Amerikalıların iş bulma kurumu gibi bir şey. Yardım teşkilatı gibi bir şey. Orada dedi, oraya git dedi. Gittim oraya, müracaat ettim. Tamam dediler. Dedim aynı zamanda daktilo da biliyorum dedim. Ben uyanıklık edip Amerika'daki okulda daktilo dersi almıştım. 10 parmak daktilo yazıyorum İngilizce yani. Ondan sonra orada çok efendi bir adam vardı. Şimdi bir imtihan ettiler beni. Listeye yazdılar. Ondan sonra biz seni ararız dediler. Tamam biz ayrıldık. Ben aptal mıyım? Uyandım tabii. Orada bir sürü dergi var, oturma yeri var. Öğleden sonra pat damladım oraya. Dedim ki ya benim işi vaktim yok, vaktim var. Burada dedim dergiler var. Bunlarla biraz okuyayım dedim abi. 3-4 gün devam ettim oraya gittim. Sonunda adam baktı benden kurtulamayacak. Beni bir işe koydu. Acaba sizden kurtulamayacak. Belki yani beğenerek de koydu, bilemiyorum abi. Ama ben oraya gitmeseydim... Bir kere zaten halinizi, tavrınızı beğenmiş olabilir. Yani dergi okumak. Orada işte EID vardı, İstatistik Enstitüsü. Onların bir Amerikalı müşavirler vardı. İlk kuruluyor, İstatistik Enstitüsü kuruluyor 60'larda. Bu dediğim de 64'te oluyor. Orada Lieberman diye çok değerli bir başkanı vardı. Ona beni tercüman olarak yolladı, iyi bir maaşla. Nereden geldik bu lafa ya? Hayatınızı anlatıyorsunuz. Hayatı anlatıyorum. Şimdi bu sizin anlattığınızdan benim çıkardığım neticeler. Bir kere 2,5 lirayı 5 lira yapmak için... Anam ağladı valla. Ananız ağladı ama yani ortaokul, lise talebesi birisi olarak teklif etmek
gerektiğini öğrendiniz. Yani siz kendi kendinize bir dünya kurabilirsiniz. Ama muhataplarınızın bundan haberi yoksa, yani bunun hiçbir kıymeti yok. Sizin düşüncelerinizin, sizin teklifinizin, sizin meziyetlerinizin. ID neyse o kurumda, biz sizi ararız dediler. Başka bir vesileyle bunu bir defa daha söylemiştiniz. Nereden arayacaklardı sizi? Telefon yok, bir şey yok. Dolayısıyla gidip kendinizi gösterdiniz. Yani ikisi aynı şey. Yani siz kendinizi sürekli gündemde tuttunuz. Üstelik mesela bu ikinci de pozitif bir şeyle. Yani gittiniz dergi okumaya çalıştınız. Yok, ben zaten kendi hayatımı çok şanslı görüyorum. Bak. Ben ama bu şansı hayatımı, siz yarattınız demeye ya getiriyorum. Değil, tesadüfler de oldu. Bakma. Başkaları ben, yapmıyor ben şimdi böyle ben şimdi? Şimdi yaşantıma geri döndüğüm zaman çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Kars'taki o sefil şey hayatı, ortaokul hayatı, o bile bana çok şey kattı. Çok dostluklar, bilmem neler. Yani bunlar büyük şanstı benim için. O şeylerden geçerek farkında olmadan piştik. Yani insan bunların farkında olmuyor. Bakma sen ya. Tabii ki farkında. O zaman düşünmüyor. Ben bunu böyle oluyor da şöyle nitelikler kazanıyorum falan filan diye bir şey yok. Mesela yine bu nitelik meselesinden, eğer aileniz Karadeniz'de fındık toplayıp satan, hatta daha çok fındık bahçesi neyse tarlası olan bir aile olsaydı, orada gömülüp kalacaktınız. Orada gömülmesem bile... Yani gıda güvenliğiniz daha iyi olacaktı. Hayır, daha... orada gömülmeyecektim ama baba parasıyla okul okuyacaktım. Bu maceralarım olmayacaktı. İş aramayacaktım. Ders verip sürünmeyecektim. Başka şeyler. Yani bunlar da muhtemelen sizin yani iş hayatınızı etkilemiştir diye düşünüyorum, değil mi? Muhakkak etkilemiştir ama bilemem ya ne kadarını ne etkiledi. Bir de mesela eczane tecrübeniz var. Evet. Yani o da gerçi üniversiteden sonra ama yine erken bir şey değil mi? Evet, yani evet. Üniversite, ben bir sene MAFS'tan askere gitmemek için geç bitirdim üniversiteyi. Yani iç imtihana girmedim siyasalda ki hemen askeri alıyordu o zaman ya, biliyor musun? Yani 67-68'de üniversite biter bitmez pat 24 ay askerlik vardı. Benim çalışmaya ihtiyacım var. Benim kardeşlerim şu bu hepsinin paraya ihtiyacı var. Onun için ben hep doktoraydı, zarttı zurttu erteliyordum. Üniversiteyi de erteledim ama o sırada işte 67-68'de eczaneyi kurduk. Fakat orada maalesef para batırdım yani. Tamam. Bütün birikimlerimi, o eczaneyi de şey için kurdum zaten. Bu eczane dedim bağımsız bir kar ünitesi olacak ve annem ve kardeşlerim için bir emniyet şey olacak parasal olarak diye düşündüm. Askere gidebileceksiniz. Evet ama ters tepti yani. Olanı da kaybettim. Tamam, ailede mesela Besim Bey, mesela bakın hep annenizi ve kardeşlerinizi anıyorsunuz. Yani diğer kaynaklarda da öyle. Yani bu işi siz niye üstlendiniz? Tabii olarak öyle gelişti. Tabii olarak öyle gelişti. Para kazanma durumu bende vardı. Ne olacak yani? Başka kardeşim de olsaydı onun parasını şey yapacaktı. Belki de demek ki işte bu sizin bir yeteneğiniz, bir şeyiniz, bilmiyorum. Yani bakın ailenin içinde de ön plana çıkıyorsunuz para kazanma konusunda. Ya, o işte şeyden oldu diyorum ya, İngilizce olması. En kolay para kazanabilecek evet, olan tabii, siz tabii. Mi oldunuz? Evet, herhalde. Sürükleyici. Düşünebiliyor musun? 1963'te Türkiye'de evet. Öyle İngilizce konuşan adam sayısı evet. Azdı. Evet. Bu bir imkandı. Yani daktiloyu küçümsediniz ama. Ne? Daktilo yazmayı, on parmak. Şimdi unuttum ama ya. Olabilir. Şimdi şey bile yazamıyorum. Bu klavyeleri kullanamıyor. Hayır, telefonda mesaj bile yazamıyorum. O şeyler çok ufak geliyor bana. O biz ihtiyarladığımız içindir. Parmaklarımızla kalınlaştı. Ben de soru yazıyorum onun için. Ya, neyse, uzun lafın kısası, benim gençliğim, çocukluğum çok güzel geçti. Çok zevkli geçti. Ben geçmişe dönüp bazı böyle şeyler söylüyorum ama onu hissetmedim bile. Bugün bakıyorum geriye. Çok güzel geçti. Yani üniversitedeki o şeylerimde, ders vermemde, işte rehberliğimde hepsini çok güzel geçti. Rehberliğe nasıl başladınız?
Ya şimdi bir gün radyoda bir ilan gördüm işte rehber kursu açılacak diye. İşte turizm o sırada 62-63'te döndüm Amerika'dan ya, popüler bir mesele. Çünkü Türkiye'nin döviz sıkıntısı var. Ben dedim hemen katılayım kursa. 64 yazında kursa girdim. Bir giriş imtihanı vardı işte, onu verdik girdik. Fakat o sırada da 2-3 işte çalışıyorum aynı anda. Hem üniversiteye gidiyorum, iki üniversiteye aynı anda. Yani hem siyasaldayım, hem eczacılıktayım. O tesadüf, o bir şey, dandik meseleden dolayı. Hem Amerikan dershanesinin gündüz kampı müdürüyüm Florya'da, hem de gece dershanede gece müdürü gibi görev yapıyorum. Bu arada da bu şeye girdim. Ne derler? Rehberlik kursu. Rehberlik kursuna. Bu arada da unutmayayım, iki tane kıza da parayla ders veriyorum. Bak bu kadar işi nasıl yaparsın? Manyaklık işte. Olur mu? Tam kaç şimdi olsa ne yapıyordum? 64'te. 64'te 18-19 işte. 19'a girmişim saydım. Yani 18 yaşında bir günde 5 yere yetişmek zorundaydınız. Ama benim için hiç şey yoktu, ama çiroz gibiydim tabii yani çok kemiklerim sayılıyordu. Ama bu yani 5 yer değil mi? Yani beş yok, bunu şimdi tabii şeyi nasıl ayarlıyordum onu söyleyeyim sana. Zamanı. Rehberlik kursunu. Şimdi rehberlik kursuna devam mecburiyeti var. Ben ne yapıyordum biliyor musun? Kurs biterken tam saat dolmuş mesela. O akşam 3 saatlik kurs var. 3 saat dolarken Amerikan dershanesinden çıkıyordum, uğruyordum. Kendimi orada var yazdırıyor. O kargaşada kimse fark etmiyordu. Benim sen eskiden burada değildi. Rehberlik kursunu daha hiç devam etmeden kendimi var yazdırarak geçirdik. Ama onun da sınavı vardı. Sınavı geçtik ya. Sınav bir şey değil ya. Sınavı geçtik. İngilizce. Bir sürü şey anlatırlar. Genel biz. Kültürüm var, İngilizcem var. Oradaki şeylere bir okuyorum, geçiyorum. Tabii, herhalde tabii. Falan. Fakat onları idare ettik o şekilde. Ama bunlardan dediğim gibi ben keyif alıyordum ya. Ha bir tane İngilizce hocalığımı söyleyeyim. Hiç sevmediğim İngilizce. Şimdi bir gün bir ilan verdim. Amerika'dan yeni gelmiş kolej mezunu falan değiliz ama kolej diyoruz. Üniversiteli yeni ve pratik metotlarla İngilizce dersi verir diye. Tamam mı? Hürriyet'te ufak bir ilan yayınladım. Telefon olarak da tabii şey verdim. Amerikan dershanesinin telefonunu. Ivır zıvır telefonlar geldi ama o sırada bir telefon geldi. Ben bilmem kim diye. Görüşelim diye böyle. Hasan Cansız o zaman önemli bir fabrikatör. Com diye şirketi var. Com iç çamaşırları şu bu yapıyor. Şimdi de var. Var işte aynı şirketin sahibi. Tamam dedim, gelirim dedim. Tamam mı? Adama İngilizce dersi vermeye gidiyoruz. Bindim trolleybüse. O zaman trolleybüs var. Tabii uykusuz. Yolda uyuduk. Sonunda adama dedim beni Bebek'te indir. Adam beni efendilik etti, uyandırdı. Bebek'te indik. Adamın evine gittik. Muhteşem bir yer. Boğazın üstünde. Şimdi büyük bir kahvaltı hazırlamış. Oturttu beni kahvaltıya. Yedik. Adamın hiç ders mersten ilgisi yok. Kahvaltı yapacak, hava atacak bize. Dedik ya şu dersleri konuşalım. Tamam dedi. Konuşuruz dedi. Sonra oturduk konuşmaya. Meğer bunun daha evvel ders veren adam buna. Kendisine. İngilizce dersi diye. Veren adam. Çok alkolikmiş. Gidip bunun pahalı içkilerini içiyormuş. Kendisi alkolik. Derslerden bir haber. Bıkmış bundan. Ben tabii genç, bir an evvel derse başlayalım diyorum. Bir de hiç unutmam. Kaç lira olacak dedi ders ücreti dedi. Tamam mı? Ben o sırada 10 liraya ders veriyorum. Ama bu anasının dinli bebeğe gideceğim Sultanahmet'ten. Ikıla sıkıla 20 lira falan olur dedim. 20 olur mu dedi ya. 35 lira vereceğim sana dedi. Al dedi şimdiden 500 lira dedi. Allah rahmet eylesin ya. Hasan Cansız çok yaşadı. Belki de hala hayattadır ya. Baksana Sezgin Hasan Cansız yaşıyor mu? Şimdi Hasan Cansız nasıl başlamış şey biliyor musun? Oftan gelmiş, oftan. O da Karadeniz. Garson olarak. Bir şeyler yapmış, o işe girmiş, bu işe girmiş. Nasıl yapmışsa bu fabrikayı kurmuş. Kom fabrikasını kurmuş. Fakat içinde bir eziklik var. Çünkü okula gitmemiş. Evet, İngilizce istiyor. Diyor ki ben için. Diyor lisan öğrenmem lazım diyor. Tamam mı? Ya bir ara buna dedim ki şunları not al dedim. Okuma yazması yoktu, zor yazıyordu ya.
yaz şunu diyorum. Yazamıyor. O zaman fark et. Bana söylemiyor benim okuma yazmam yok diye. Mesela çünkü yapmıyor dersini. Çok tembel bir talebe. Ama ben gene o... paramı alıyorum. Mühim değil ama adama şey veriyorum. Şunları şunları hazırla ben gelene kadar. İstiyorum adam bir şeyler öğrensin yani. Adam yapamadığından yapmıyor onu. Evet, evet. Ödevlerini. Evet. Ama zar zor yazıyor yani yazı. Yazıyor gene ama çok zar zor. Neyse çok güzel bir dostluğumuz oldu. Şimdi gidiyorum. Saat başlıyor değil mi? 2 saat, 3 saat. Beni bir kere kahvaltıda tutuyor 1 saat abi. Ben de üzülüyorum yani. Ben diyorum sana ders verip yetiştireceğim lan seni diyorum. Kaç yaşındaydı o zaman bu? Ne, Hasan Can Sayat'ta mı? 95 yaşında vefat etti. He? 95 yaşında vefat etti. Hangi sene? Neyse çok... Candan bir adamdı tabii. Beni çok sevdi ama ya geliyor şimdi tamam, ders bitmek üzere hadi lokantaya gidelim diyor. Orada lüks bir balıkçı lokantasına götürüyor. Herkese bağış veriyor kapıda. İşte dediğiniz gibi o. Ondan sonra abi, bir süre baktım bu iş olmayacak abi. Telefon ettim. Hasan Bey dedim ya bu işi yapamayacağız iptal edelim. Sen öğrenmiyorsun bir şey dedi. İptal mi ettiniz? He? İptal ettiniz mi? He? Dersi iptal ettiniz mi? O şeyi ders vermeyi iptal ettim, kestim. Paradan oldunuz. Ya adam öğrenmiyor bir şey abi. Öğrenmiyor. Ben oraya gitme gelmek, ben şey yapmadım yani. Sonunda sıkıldım. Çok sonraları bu Bezik oynuyor Anadolu Kulübü'nde. Pardon, Büyük Kulüp'te. Suadiye'de. Dediler ki bu morukların Bezik takımı var. Hep böyle... 80'lik, 90'lıklar kendi aralarında Bezik oynuyorlar. Ne zaman? 30 sene evvel falan. Oradayım. Dediler Hasan Cansız burada. Ne dedim Hasan Cansız mı burada? Gittim buna. Beni hatırlamadı veya işine gelmedi. Ulan dedim ben sana ders öğretiyordum. 1964'te ne bileyim ben. Çok iyi adamdı ama. Çok efendi bir adamdı. Niçin anlattım onu ya? Gene laf lafı açtı. Lafı açsın da yani bütün bunlar yine mesela marifetleriniz, girişimciliğiniz ve çalışkanlığınız. Yani şimdiki haliyle bakınca Besim Tuba birisi, yani bir eli yağda bir eli balda ama siz biraz önce tekrar dönüp teyit ettirdim. Yani bir günde 5 yere gidiyordunuz. Evet, 5 yere gidiyordum. Yani bu herkesin yaptığı bir şey değil. Olabilir ya, o bir şey değil. Mesela şimdi ben sordum, cevap verdiniz. Saat başı 35 lira aldığınız, ki yani 10 liradan 35 liraya çıktınız, standartların çok üstünde bir geliriniz olan, adam bir şey öğrenmiyor, öğretemiyorsunuz veya. Çünkü hedefinizde olan adamın bunu öğrenmesi imkansız. Yani sorunları var, okuma yazma sorunu var vesaire. Onu bıraktınız, bu da etik. Ne bileyim ya o zaman öyle düşündüm. Ben öyle derin düşünmedim ya. Sıkıldım zaten adamın öğrenmemesinden. Ders şey veriyorum, ödev veriyorum. Geliyor Besim bir şey yapıyor. Kusura bakmayın da. Yani şimdi benim tanıdığım Türkiye halkından bunu yani o yaşta yapacak olan insanın az olduğunu düşünüyorum. Neyse, yanlış o düşünebilirim. Yani şöyle. Yani bir delikanlı parasını alır, oh yemeğini yer, restoranta gider. Hatta bir gün sonra derse gidecekse bir gün aç dolaşır ki ertesi gün ya bu adam çok yani çok bakma. Cömert bir adamdı. Çok cömert. Ya gidiyorum kahvaltıdan kalkmamış oturtuyor zorla beni. Bir saat kahvaltıda tutuyor. Ya derse başlayalım. Otur. O da dersten kaçıyor uyanık ha. Sıkılıyor ya dersten. Zorlanıyor diye. Evet. Bir taraftan da İngilizce dersi alarak tatmin oluyor. Ya ben diyor bak şey yapıyorum. Neyse, çaba harcıyorum. Yani atlık eksiğini diyor. Tamamlamaya atlık çalışıyordum. Atlık. Evet, şeyi eczaneye atlatmıştık ama bir şey değil. Yani eczanede çok ders aldım ya. Çok salaklık ettim. Ne gibi? Dedim daha ben işinizin başında durmadan yani orada ya, kolay zannediyordum. Kendi kendine çalışacak ve işte başta annenize tabii bir gelir güvencesi sağlayacak bir mekanizma düşündünüz. Evet, çünkü Fındıklı'da hiç eczane yoktu. Sen eczane açtığın zaman doktorun o eczane dolabı da kapanıyor. Herkes ilacı senden alacak.
Bir de benim eczacılıktan arkadaşlarım vardı. 67'de mezun oldular. Ne yapalım diye bana soruyor gerizekalılar. Ben de hadi sizi götürüm eczanı açalım dedim. tamam bakın. Onlar girişim. Sebep oldu adi herifler. Gittik yani açtık eczanı. Oldu. Siz eczanı açtınız. Eczanı onları açtım. Onlar da diyorlar şimdi bir şey yapalım falan filan. Dedim ulan benim memlekette eczane yok Fındıklı'da. Hadi açalım gittik. Fakat eczaneyi açmışız. Sürünüyoruz zaten. Para kazanamıyoruz. O sırada duydum ki ikinci bir eczane açılıyor Fındıklı'ya. Ufacık bir yer. Niye açılıyor ikinci eczane? Meğer özel eczacılık okulu vardı o zamanlar. Sonra şey kapattı onu. Anayasa Mahkemesi. Oradan mezun bir oralı bir genç çocuk varmış. Karısı da eczacıymış. Allah Allah. O da açtı eczaneyi. Biz de inat. Sonra nasıl sinirlendim. O sırada ben gitseydim deseydim ki ya niye eczane açıyorsun? Gel bana ortak ol deseydim bu zarara girmezdim. Çok sonraları bu aklıma geldi ya. Çok sonraları aklıma geldi. Bu sizin aldığınız ders ama bakın. 2-3 sene sonra bak eczaneyi sürünüyorum şimdi. Eczane devamlı zarar ediyor. Çünkü maaşlı adam yolluyoruz bilmem ne. Kapatmaya karar verdim sonunda. Onu anlatmış mıydım sana kapatma işini? Evet. Ha. Kapatmaya karar verdim. Fakat o sırada kafam çalıştı. Gittim bunun babasına. Orada Ziraat Bankası müdürüydü Fındıklı'da. Dedim ki ya tanışmamışız da sırf düşman gibiyiz ya ki. Uzak duruyorsunuz. İşte ben felancı şudur budur. Eczane dedim ben kapatmayı düşünüyorum deyince adam başladı ağlamaya. Ya ben oğluma 50 defa söyledim. Meğer o da zarar ediyormuş devamlı. Ben oğluma 50 defa söyledim burada eczane açmayalım falan filan diye. Dedim ki ya ben burayı kapatacağım ama bana 50 bin lira verirseniz kapatırım. İlaçlarımı da devralacaksınız dedim. Öyle ya ben kapatınca adam piyasaya Firuz, tek başına tabii. Kim olacak? Bir pazarlık 30 bin lira alarak bu bak çok başarılı bir iş yaptım ha. Sonunda. Neden biliyor musun? Sonunda. Zararınızı bak bir 30 bin lira aldım bir de eldeki ilaçları buna verdim. İlaç şeylerine depolarına onun borcunu böyle ödedi. Bir protokol yaptık, ilaçları devrettik. O da eczaneyi kapayınca ilacı ne yapacaksın abi kimse almazsa? Ha 30 binin üstüne ilaçları... İlaçları devrettim ona. Borcunu ödedi. Anladım. O ödemezse ben ödeyecektim. Yani 30 bin liraya değil diyelim ki 45-50 bin liraya tabii, devretmiş tabii, tabii, olduğunuz tabii. Şeyi. Ama orada çok akıllık ettim ya. Tamam şimdi mesela sizin arkadaşlarınız eczacılıktan mezun oluyorlar. Besin bir şey yapalım diye size soruyorlar. Niye size soruyorlar? Ya o sırada işte ben onların lideri gibiydim. Devamlı işte bridge oynuyoruz. Bizim eve geliyorlar. Eczacılıktan tanıyorum ya. Siyasala geçmişim ama döndüğümde onlar benim yanımda. 3-4 tane vardı böyle. Hele üçü çok yakındı bana. Öyle bir havale attılar ki biz dediler orada açarız eczane çalışırız. Ama 3 ay sonra biri terk etti. O olmadı. Maaşlılara kaldık tabii. Neyse yani anladığım kadarıyla yani bu eczane macerasına kadar ki sonra daha fazla rehberlik ve turizm ağırlık kazanıyor. Onu... Zaten ben eczane zamanı rehberlik yapıyorum. Oradan kazandığım evet. Parayı eczaneye gömüyorduk maalesef. İyi para kazanıyordum rehberlikten. Ama eczane olmasaydı birikim yapardım yani. Evet. Yo ben şey bakımından da söyledim. Yani aslında bu yıllar sizin biraz dağınık olarak her işe saldığınız ama nihayette temel marifetiniz, İngilizceniz, Amerika'ya gitmiş olmanız, rehberlik, yani bunun farkına vardığınız yıllar da bu yıllardır herhalde diye düşünüyorum. Yani her işi yaptınız işte o bu şimdi anlattığınız döneme kadar aşağı yukarı. Öğretmenlik yaptınız. Yani ders verdiniz. Ya onlar mecburiyetten yapılmış şeyler ya. Ama bunlar insan hayatında yani bu orta eğitimde, mecburiyetten yapılmış üniversite yıllarında bunlar. Yapılan bu şeyler, işler ne gibi marifetler kazandırır insana? Muhakeme yeteneği vesaire gibisinden bundan bir netice çıkarabilir miyiz? Ya tabii çıkarabilirsin de ben ille de tecrübelerden ders aldım diyemem kendimi.
O vardır yani, bir hata yaparsın sonra yapmazsın. Ben iş hayatında da arka arkaya aynı hataları yaptım. İnsanoğlu öyledir. Unutuyor, çabuk unutuyor. Değerlendiremiyor. Yani bütün bunların çok pozitif etkisi oldu bende muhakkak ama öyle ilk hemen de bilmem ne oldu. Olmadı yani. Olmadı. Neyse, bu haftalık o zaman burada duralım. Ben biraz program hakkında daha bilgi vermek istiyorum izleyenlere. Tabii tabii. İlk programımızdı bu. Değerli izleyenler, TV2020'de Besim Tübuk'la sohbet programındayız. Sonuna geldik. Besim Bey'in yaşadıklarından, hayat hikayesinden, yatırımcılığından yola çıkarak biraz böyle hayatı sorgulamaya devam edeceğiz. Bu arada belki alt yazılarda televizyoncuların KC dediği şekilde geçmiştir. Sizin sorularınızı da bekliyoruz. Yani bu işin, bu programın en güzel tarafı bu olacak diye düşünüyoruz. TV2020'nin Facebook sayfasında, YouTube kanalında bu program yayınlandı şu anda. Yayındayız. Bunun tekrarını bu kanallardan da, Facebook'tan ve TV2020'nin YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz bunların altına soru yazmanız mümkün, yorum yazmanız mümkün. Nasıl isterseniz böyle bir alan açmış oluyoruz. Ve gerek Besim Bey'in anlattıkları, gerekse merak ettikleriniz konusunda sorularınızı bekliyoruz. Canlı yayında da bekliyoruz. Belki bu hafta işte tam farkında olunup olunmadığını birkaç tane dilek var Besim Bey. Mükemmel bir program, devamlı olmalı. Ahmet Bazı Bağlı. Neşe Güneş ve Lahoğlu, iyi akşamlar. Başarıya ulaşmanın ne şekilde kazanıldığını ne güzel anlatıyorsunuz. Hem gülerek hem ağlayarak sağlıklı, huzurlu bir yaşam dilerim. Elif Afşar, Besim Bey hayatınızı anlatmanız çok iyi oldu. Fakirlikten gelen büyük bir iş adamı oldunuz. Çok yardım yapmanızın özünde bu vardır herhalde. Kaç kardeşiniz vardır? Onlar neredeler? Cevaplandırırız daha sonra. Zaten beş kardeş olduğunuzu söylediniz. Soyer Aker, hoş sohbetler olsun. Dert yanan derman bulsun. Hayat kısa, yaşam yolu sağlıklı olsun. Alptekin Evmez, Allah babanıza rahmet etsin. Bir evladın babasına sevgisini yaşattınız gözyaşlarınızla. Turgay Gezen, Besim Bey'i dinlemek insana huzur veriyor. Üslubu ve zaman zaman gülüşü fevkalade hoşuma gidiyor. Siyaset ve din hakkında eski söylemleri çok önemlidir. Yani sizin eski programlarınızı kastediyor. Bir konuşmasında Müslüman bir ülkenin demokrasiyi uygulaması için dini siyasi hayatın içinden çıkarması gerektiğini söylemişti. Bu konuda çok haklı. Zaten Türkiye'de şimdi yaşananlar bu konuda haklı olduğunu ispat eder niteliktedir. Fakat liberalizm konusunda çok uç fikirlere sahiptir. Bunu hatırlatırım size. Tamam mı? Bunu konuşuruz. Yani uç fikirler ne demek Turgay Bey? Bunu da size sorarım belki. Çok uç fikirlere sahiptir. Bu konuda kendisine katılmam. Çünkü kamu yönetimini neredeyse ekonomik ve sosyal hayatın dışında tutmaktadır. Şimdi onursal başkanı olduğu siyasal partinin, parantez içinde LDP, Liberal Demokrat Parti diye yazmış, başarılı olmamasının nedeni de budur diye düşünüyorum. Bunun dışında birçok konuda kendisiyle hemfikir olduğumu söyleyebilirim. Ülkemiz için çok değerli bir yatırımcı. Kendisine sağlık ve sıhhat diliyorum. Turgay Gezen. Turgay Bey'e selamlar. Bu biraz uzun yazdı. Teşekkür ediyorum. Söyledikleri içerisinde tartışmalarımıza konu olacak çok güzel unsurlar var. Alptekin Evmez. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Besim Bey eski ve tecrübeli bir iş insanı. Bendeniz 23 yıllık tecrübesiz bir iş insanı olarak kendisinin KKTC'de karşılaştığı bürokratik engelleri
Besim Bey'in başarıyla açtığını görüyorum ve soruyorum. İşte bakın soru gelmiş hemen. Ve soruyorum. Yeni bir iş insanı olarak klişeleri, bürokratik engelleri ve tekelciliği aşmak için neler yapmalıyım? Saygılarımı sunuyorum. Bu soruları duruma ben göre sıralarım ve sizinle tekrar paylaşırım Besim Bey. Bunlar YouTube'da mıydı bu? Yok. Bunlar Facebook'ta. Önümde iki kanal da var değerli izleyenler. Ben de bu konuda çok tecrübeli olmadığım için nereden olduğunu bulamadım. Bunlar YouTube'dan. Onlar Facebook'tandı. YouTube'da. Var bir iki tane canlı yayında. Besim Bey diye soruyor. Karabalık. Bunlar genellikle müstehar isimler olur. Besim Bey, Ali Babacan'ın bebek bezi satmasına ne diyor? Diyor Karabalık. Bir başka yorum daha var. Yani sizinle benim bir programda buluştuğumuzdan memnun olmuş. Evet. Değerli izleyenler, bu haftalık bu kadar. Besim Bey'e çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Bunları ben moderatör olarak değerlendireceğim ve mutlaka uygun zamanlarda Besim Bey'e soracağım bu akış içerisinde. Hiç endişeniz olmasın. Bu işte kendimi biraz yetenekli buluyorum. Yani ben de mütevazilik yapmayayım Besim Bey. Yani hep mütevazi. Atlamam yani yapmam gereken şeyleri gazeteci olarak. Hem yetenekli hem entelektüelsin. Estağfurullah. Yani gazetecilik de bir teknik iştir Besim Bey aynı zamanda. Yani bazen bu gazetecileri çok gınarlar ve hücum ederler. Yani bu soruyu niye soruyorsun? Gazeteciye bu soruyu niye soruyorsun diye sorulmaz. Tam tersine sorman gereken soruyu niye sormuyorsun diye sorulur. Tabii. Yani dolayısıyla bunu da paylaşmış olayım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Hasan'cığım. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.